Uyku apne sendromu aslında biz birkaç başlık altında değerlendiriyoruz. Bu en sık görüleni tıkayıcı uyku apne sendromu veya obstrüktif uyku apne sendromu olarak en sık polikliniğe başvuru sebeplerinden bir tanesi. Bir diğeri santral uyku apne sendromu dediğimiz beynin nefes al komutu vermediği, uykuda solunumun tamamen beyin kaynaklı durduğu uykuda solunum bozukluğu paternidir. En sık görülen tıkayıcı uyku apne sendromundan bahsedecek olursak genellikle üst solunum yolunun bir veya birkaç noktada birden daralmasından kaynaklanır. Bu daralmayı yaratan şey büyümüş bademcikler olabilir, yumuşak damağımızın sarkması olabilir, gıdı yapımız olabilir, boyun çevremizin genişliği olabilir, kilo bir faktördür. Yine erkeklerde daha fazla görüldüğü için erkek olmak bir risk faktörü olarak değerlendirmektedir. Kadınlarda ise menopoz dönemi erkeklere yetişilen bir dönem olarak kendini göstermekte. Yani çeşitli hormonların, kilonun, anatomik faktörlerin etkisi altında hava yollarımızı tekrarlayan daralmaların ve tam kapanmaların olmasıdır. Yani uyku sırasında geçici olarak birkaç saniye süren boğulmalar yaşarız uyku apne sendromunda. Tabii bu boğulma anında kandaki oksijen seviyemiz düşer. Bu düşmeyi fark eder ve boğulmayı fark eden uyuyan beynimiz uykusundan uyanır ve bizi uyandırır ama biz bu uyanmaları hiçbir şekilde hatırlamayız. Tekrar tekrar gece boyunca yüzlerce defa uyanabiliriz. Bazen hastalarımıza sorarız, deliksiz uyudum derler ama yorgun kalkıyorum. Aslında deliksiz uyumuyorlar, uykuları sık sık bölünüyor. Fark etmeden 3 saniye aşan uyanıklıklar izleniyor bu uyku testi yaptığımız durumlarda. Ve son derece bölünmüş, ertesi gününe hazırlamayan, dinlendirici olmayan bir uykuyla karşılaşıyoruz. Yine uyku apne sendromunda en sık gördüğümüz, kimler şüphelenmedi kendisinden, yeterli süre uyuduğu halde yorgun kalkanlar, o zaman diyoruz ki gece demek ki uyku kalitesinde bir problem var. Gün içinde yeterli uyuduğu halde gece, gün içinde uykusu gelenler, özellikle monoton ortamlarda, arabada giderken, sırada beklerken, oturduğumuz yerde böyle uyuklamalar, bir toplantı da olabilir, böyle konuşmacı olmadığı. Yani monoton ortamlarda uyuklama hissi geliyorsa bu bizim için önemli bir semptom. Yine sabahleyin ağız kuruluğu ile uyanmak, gece aşırı terlemek, gece aşırı idrara kalkmak, çok huzursuz ve hareketli bir uyumak, sabahları baş ağrısıyla uyanmak, gece uykuda belki dış gıcırdatması, çene kasma gibi veya salya akması gibi semptomlar bizim uyku apnesinde gördüğümüz semptomların başında geliyor.